Geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Herkese iyi yayınlar. İyi yayınlar. Stüdyodaki sesi rica etsem, arkadaşlarım biraz yükseltebilirler mi? Onur Bey'i daha rahatlayalım. Evet, nedir şu anda durum piyasalarda ve dolar kurunda? Onur Bey, hemen öğrenelim. Aslında değişen bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Zaten sizinle her sabah hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani kurdaki yükseliş eğilimi devam ediyor ve edecek de. Ne yazık ki burada bitmedi. Bunun devamı da gelecek. İlk önce onun uyarısında bulunayım. Borsa tarafında da hafif satıcılı başladık. 1412'lerde aşağıda 1407 yine bugün takip ettiğim önemli bir destek seviyesi olacaktır. Eğer 1407'nin altına inersek borsada da çıkışların yaşanacağı bir gün geçirebiliriz. Zaten düne baktığımızda özellikle dün yurt içi piyasada sakinlik ama Amerika tarafında enflasyon verileri vardı. Enflasyon verilerinin 5,4'e çıkması ve ayrıca oradan diğer tarafta dün akşamki toplantı son akları da vardı. O toplantı son aklarında da enflasyonun kalıcı olabileceğine dair FED üyelerinin kendi aralarında tartışmalarının tutanaklara geçirilmesi, ki bunun ilk itirafı aslında Cuma günü Atlanta Fed Başkanı Bostik'ten gelmişti. Demişti ki bundan sonra enflasyon kalıcı olabilme ihtimali çok yüksek. Zaten burada vurguluyordum. Dünyada net bir şekilde kalıcı enflasyon var ve o noktaya doğru gidiyoruz. Neden kalıcı enflasyon var? Ücretlerde artış devam ediyor, harcamalarda devam ediyor, gıdada, enerjide ve bazı malların arz tedarikinde artışın devam etmesi enflasyonun öyle kolay kolay aşağıya doğru çekilemeyeceğinin bir göstergesi. Tabii ki böyle olunca özellikle yurt içinden kaçışın hızlandığı bir döneme girmiştik. Bu eğilim devam ederken işte dün akşam da sürpriz bir toplantı gerçekleşti ve o sürpriz toplantının ardından da sizin de değindiğiniz 3 isim görevden alınarak başka isimler yerlerine Evet. getirildi. Burada benim dikkatimi çeken noktada son toplantıda sadece bir üye faiz indirimine itiraz etmişti. O üyenin de görevden alındığını görüyoruz. Tabii ki bu olumsuz bir durum. Zaten hala yani nasıl anlatayım anlamıyorlar çünkü ya bu şartlarda yani Türkiye'de bu faizle bu enflasyonla asla ve asla kuru tutamayız. Yani Bir de imkanı Onur yok. Bey. Neden? Çünkü mesela bugün de Amerika tarafından ÜFE verileri açıklanacak ve ÜFE'nin 8,7'ye yükselmesi bekleniyor. Tekrar gidelim. 2008'den bu yana en yüksek veri. Eğer Amerika tarafındaki ÜFE %10'un üstüne çıkarsa 1980'den beri en yüksek seviyeye ulaşmış olacak. Yani dünya genelinde ciddi anlamda üretici maliyetlerinde de artış var. Yine Almanya tarafına baktığımızda 93 yılından bu yana enflasyon %4'ün üstüne ilk defa çıktı. Bu ortamda aslında benim bugün herkes yurt içini konuşuyor ama ben 2-3 noktaya değineceğim. Az önce söyledim, ilk defa FED üyesinden, Bostik'ten itiraf geldi, kalıcı enflasyon olacak. İkincisi, FED Başkan Yardımcısı, yani FED'in 2 numaralı ismi şunu dedi. Artık iş gücünde tamamen tam istihdama geldik ve tahvil alımına başlamalıyız dedi. Yani o Fed'in 2 numaralı isminin bunu söylemesi çok yakın bir zamanda, ki tutanaklarda da gördük zaten, ya Kasım'da ya Aralık'ta Fed'in tapering dediğimiz tahvil alım programının azaltılması ve hemen akabinde de faiz arttırım sürecinin başlayacağını izleyeceğiz. Bir de piyasaların gözünden kaçmış olabilir ama şunu ilave etmek istiyorum. Dün akşam Amerika'da 30 yıllık tahvil ihalesi vardı. Gelen talep inanılmazdı. 2,05, %2,05'ten faizle borçlanmaya gitti Amerikalılar 30 yıllıkta. Bir önceki talep neredeydi? 1,19'daydı. Bakın bunu hazine uzmanları çok daha net bilir. Yani eğer 30 yıllıkta %100'e aşkın bir talep geliyorsa, bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok kötü bir yere savrulacağının bir göstergesi. Yani dünya bu kadar ekonomik olarak kötü bir noktaya gidecekse, yurt içinde tabii ki iyimser olmamız beklenemez. Zaten Onur Bey. söylüyoruz, yani bugüne kadar geldiğimiz
noktada hep yurt içi hatalarından kaynaklandı. Ekonomi yönetiminin yanlış politikalarından kaynaklandı. Merkez Bankası'nın yanlış bir şekilde faiz indiriminden kaynaklandı. Onur Altın, İbrahim Kahveci'nin bir sorusu var galiba size. Onur Bey, buyurun İbrahim Bey. Dışarıda bu kadar faiz baskısı, yani enflasyona bağlı olarak faiz baskısı yaşanıyor. İşte en son Şili 125 baz puan faiz artırdı. Yani dünyada gelişmekte olan ülkelerde faiz artırımıyla bu döneme hazırlanıyor. Sorum şu, Merkez Bankası aracı kuruluşların, aracı kurumlarla bir anket yapıyor. Bu ayki faiz para politikasında ne bekleniyor diye. Aracı kuruluşlar, yani Türkiye'deki aracı kuruluşların uzmanları ortalama 50 baz puan faiz indirimi beklediklerini söyledi. Kim bu uzmanlar ya? Türkiye'de faiz indirimi bekleyen bu uzmanlar kim? Nereden, nasıl belge almışlar da bu faiz indirimi bekliyorlar? Bu bir. Bir ikincisi de Merkez Bankası faiz indirimi yerine ne yapmalı şu anda da piyasayı rahatlatabilir? Şimdi ilk sorunuzun cevabını şu şekilde yorumlayabilirim. Tabii ki herkesin görüşüne ben saygı duyuyorum ama genelde aracı kurumların uzmanları bu tabloları da bu yorumları yaparken kendi görüşlerini değil piyasa beklentilerini yansıtıyor olabilirler. Yani şu anda net bir şekilde Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekledikleri için kendi görüşlerini değil piyasa beklentilerini konuşuyor olabilirler. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü eğer kendi görüşlerini yansıtıyorlarsa zaten durum çok vahim. Yani şu ortamda eğer gerçekten faiz indirimi düşünüyorlarsa o zaman durum vahim. Ama ben bundan kaynaklanmadığını, kendi görüşlerinden ziyade piyasa beklentilerine göre hareket ettiklerini söyleyebilirim. Sadece yurt içi kurumlara değil, yurt dışı kurumlara da bakın. Yurt dışı kurumların Türkiye raporlarında da benzer şeyleri görüyoruz. Yani sanki daha çok işte faiz baskısı yaratılacak ve bunu tahmin etmeye çalışan raporlar yayınlanıyor. İkinci sorunuzu bir daha alabilir miyim? Yani Merkez Bankası ne yapması lazım dediniz İbrahim Bey. Daha önce de söyledim. Yani enflasyonun faizin altında kaldığı sürece reel faiz getirilerimiz yılbaşında neydi? Tek reel faiz veren ülkeydik. Sayın Şahap Kavcıoğlu 3. çeyrek enflasyon raporunda ya da 2. çeyrek 3. çeyrekte enflasyon raporunda ne dedi? Biz dedi tek reel faiz veren ülkeyiz dedi ve bunu övüne övüne anlattı. Şu anda ne durumdayız? Negatif faizde birçok ülkenin altına inmiş durumdayız. O zaman bu politika değişikliği niye? Bunu sorgulamak lazım. Yani o zaman ya bunu anlatmayacaksınız ya o politikaya devam edeceksiniz. Eğer burada yol ayrımına sapıyorsanız burada sorgulanması gereken çok şey vardır. İkincisi bir de yurt dışında zaten söylüyorum şunu da ilave edeyim. Dün hem dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş görüldü. Yani dolar bütün para birimlerine karşı hemen hemen değer kaybettiği günde biz 9-18'lere gittik. Şimdi bizim beklentimiz ne? Doların bütün dünya genelinde değer kazanması. O zaman kur nereye gider tahmin edin. Zaten yine aynısını söyleyeceğim. Ben yıl sonuna kadar 9,5 bekliyordum. Tahminimin de ötesine geçecek. Buradan bu anlaşılıyor. Hele bir faiz indirimi gelirse artık çift tanelerde kuru kalıcı bir şekilde göreceğimizin işareti bu durum. Yani bugün de yurt dışından gelecek veriler belirleyici olacaktır yine yurt içinde. Ve İbrahim Bey'in sözlerine ek olarak yani dediğiniz gibi bugün dünyada bütün ülkeler faiz arttırım sürecine girmiş durumdalar. Bütün her yerden aynı mesajlar verirken dünyada tek faiz indiren ülkesi olarak tarihe geçiyoruz. Ayrıca Rusya'ya bakıyorum. Rusya'da bilançoya bakın bu seneki bilançoya. Enerji, yani petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle cari adamlar cari fazla verdiler.
Ayrıca enflasyon bizdeki kadar yüksek değil ve kontrol altında tutuyorlar. Buna rağmen 6 kez faiz arttırdılar. Neden? Çünkü FED'den gelecek yansımaları gördükleri için. Bizde enerji, cari açık inanılmaz boyutta. Enflasyon gidiyor, kur gidiyor, ekonomi gidiyor ve faiz indirmeye çalışıyoruz. Aslında fazla da çok da söylenecek bir durum. Bir şey yok zaten. Evet. Ben bir şey sorabilirim. Tabii ki. Birkaç yerde okudum da dipnotlarda düşüyorlar. Merkez Bankası piyasaya müdahale edebilir diye yazmışlar biraz. Döviz satar. Bilmiyorum nasıl müdahale eder. Birkaç şeye iktidara yakın gazetelerde okuduğum için önemsedim. Acaba öyle bir bilgi mi geldi onlara diye. Mehmet Bey bu noktada şunu söyleyebilirim. Merkez Bankası tabii ki çeşitli finansal araçlarla piyasaya müdahale edebilir. Yani zorunlu karşılıklarla müdahale edebilir. Diğer araçlarını kullanıp müdahale edebilir. Ama ben açıkçası hangi kanalla müdahale edilirse edilsin piyasanın bunu çok fazla dikkate almayacağını, ilk yani böyle bir müdahale anında belki çok sınırlı bir şekilde kurda geri çekilme görsek bile daha sonrasında buna daha sert tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa dengesini tamamen kontrol altına alamazsınız. Piyasanın bir dengesi vardır ve ona göre aksiyon almak zorundasınız. Yani bizim daha çok Merkez Bankası şu anda 2 artı 2 5 yapar şeklinde diretiyor. Ama 2 artı 2 4. Yani ekonomi bir bilimdir, matematik bir bilimdir ve belli donelere dayanır. Eğer siz bunlardan saparsanız doğru yolda da sapmış olursunuz. Evet. Eğer ki Merkez Bankası kur tarafına müdahale edecekse ve kontrol altına almak istiyorsa ne yazık ki faiz kanalıyla müdahale etmek zorunda. Başka da şansı olmadığını düşünüyorum. Onur Altın teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gündemde bize piyasaları değerlendirdiğiniz, beklentileri paylaştığınız için. İyi yayınlar.